Erdoğan bu kez 35.6 aldı. Yani Erdoğan bir puan farkla 2002 tarihinde 2002'ye geri döndü bakın 21 yıl sonra. 2002 oylarına geri döndü. Şu an kendi partisiyle 2002 bandına inmiş ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurduğu ittifakla %50'nin çok yakınına gelmiş bir Erdoğan'dan söz ediyoruz. Bir kere bu farkı görelim. Aradaki fark neredeyse ne kadar? 14 puan fark var. Bakın. Yani hani diyoruz ya diğer partiler Kılıçdaroğlu için gider mi falan. Aynı soru Erdoğan için de var. MHP gider mi? Yeniden Refah gider mi? İşte Hüdapar'ı bilmem nesi gider mi Erdoğan için? Yani bir oy bir tipe diyenler, tipe oy verirken bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy tipe diyenler, tipe verirken oraya da veriyorlardı. Demin bunu gündeme getirdik. Erdoğan için de aynı şey geçerliydi. Doğal olarak Erdoğan için de mobilize etmesi gereken bir seçmen var. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, Türkiye'de ikinci tur seçim örneği pek yok. Bilmiyoruz biz böyle bir şey. Pek değil, hiç yok. Hiç yok. Nereden biliyoruz sadece? De facto olarak İstanbul seçimlerinden biliyoruz. İstanbul seçimlerinde seçimin iptal edilmesi bir tür ikinci tur algısı yarattı bizde. Ve bakın, orada şunu gördük. Seçmenin ikinci tur algısı birinci turdan tamamen farklıydı. Birinci tur dediğime bakmayın, öyle bir şey yoktu. Ben şimdi isim takarak söylüyorum. Birinci turda oy farkı 8.000'di. Seçim iptal oldu. İkinci turda halk yeni bir hikayeyle sandığa gitti. Bir dakika ya, ben buna itiraz ediyorum, isyan ediyorum. Yani kime oy vereceğinden çok hangi duruma oy vereceğine karar vererek gitti sandığa. Ve fark 800.000 oldu. Bu öngörülebilir bir şey miydi? Öngörülebilir bir şey değildi. Şimdi bakın, bir ikinci tur meselesinden çıkıp yeni bir hikaye yazmaya yönelebilir muhalefet. Yeni bir seçim, yani iki hafta sonra sanki yeni bir seçim varmış gibi başlayabilir işe. Ve o 28 Mayıs seçimlerinin hikayesini, ittifaklarını, ana gündemini başka bir şekilde çizebilir. Ne demek istiyorum? Şunu söyleyeyim, bakın. Karşınızda bir kere, şunu söyledim dün de, 2 artı 2 eder mi diye hesaplıyorlar. Doğal olarak Kılıçdaroğlu artı Sinan Oğan geçer mi? Bakın, bunun dışına çıkmak gerekir. 2 artı 2 6 eder mi diye sormak gerekir. Çünkü öyle bir hikaye kurarsınız, öyle bir ittifak düzeni yaratırsınız, öyle bir mobilize edersiniz ki seçmeninizi, bir, Erdoğan artık 49.5'ta kalamayabilir. Bakın, hep oradan sanki oy koparılamayacakmış varsayımıyla yapılıyor. 49.5'ta kalamayabilir. 2, siz aslında belki Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan dışında çok başka bir seçmeni de harekete geçirebilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekir? Bir, ilk yapmanız gereken şey arkadaşlar, yılgınlık, kayıp psikolojisinden. Ama onları sonra anlat. Bir şuraya kadarki durumu bir konuşalım. Yoksa böyle uzayıp gidecek 1, 2, 3, 4 diye. Özetle şunu şu cümleyle bitireyim. Kazanılabilir. Bu seçimde hani Erdoğan'ın işi çok kolay, öbürünün işi çok... Hayır, değil. Bu seçim yeni bir seçim. Evet. Bu seçimin Erdoğan tarafından kazanılacağı bir ön kabul. Yani kazanabilir tabii ki, hani %49.5'a ön kabul. Bu ön kabulü kolaylıkla peki kabul et. Kabul haline dönüştürmek. İşte dönecek de evet. Katılıyor musunuz? Evet. Ve bu yeni hikayede Sinan Oğan nereye oturuyor? Yani şu Sinan Oğan meselesini biraz tepinerek üzerinde, evet. Sinan Oğan'ın üzerinde tepinerek değil, konunun mesela üzerinde tepinerek konuşalım istiyorum. Evet. Şimdi şöyle katılıyorum. Bu Barış'ın dediği nasıl yapılacak, onu ayrı konuşalım diyorsunuz. Evet. Ayrıntılı bir şekilde. Tamam. Ama şu önemli. Aslında muhalefetin hedefleyip yapamadığı bir şey var ilk turda. Bunu bir referanduma çevirmek. Belli ki tam anlamıyla o çalışmadı. Ama ikinci turda tam olarak öyle olacak. İkinci turun yeni bir pusulası var. Pusulada Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var. İki Türkiye var. Bir noktadan sonra biz her şekilde Erdoğan'ın, AK Parti'nin stratejisini bilsek de, işte meclis çoğunluğu bizde, çok yakınız zaten kazanmaya vesaire. Barış'ın söylediği Erdoğan'ın yaşamak ihtimalinde olduğu zorluğun farkında olduğunu düşünüyorum ben. Yani nedir? Seçmenimizi AK Parti seçmeniyle sınırlı tutmayalım.
MHP seçmeni de diğer parti seçmenleri, o 14-15 puanlık seçmeni de tekrardan bizim için sandığa gittiğini emin olalım 28'inde. Hele ki bu kadar yakınken, ya kazanıyoruz zaten, ben gitmesem de olur diyebilecek durumdayken. Dolayısıyla onun farkındalar. Şimdi muhalefetin de aynı farkındalık içinde olması lazım. Bir referandum meselesi var. Şimdi referandumda, bu referanduma bu işi çevirdiğiniz zaman, o zaman başka bir kampanya artık. Başka bir kampanyaya girebilirsiniz. Sizin, çünkü Kürtleri bir anda yanınızda tutmanız lazım. Bir yandan da Sinan Oğan'a oy veren seçmenleri de yanınızda tutmanız lazım. Aslında bunları bir arada tutan, yani Sinan Oğan'a oy veren 5 küsur seçmeni bir arada tutan şey Sinan Oğan değil. Onu bir söyleyelim. Sinan Oğan bugün Cumhur İttifakı'na katılsa bu 5.17 onun yanına gitmeyecek. Aynı şey Kemal Kılıçdaroğlu'na katılırsa da aynı şey geçerli. Ama biz şunu biliyoruz. Bu seçmen bu kadar kritik bir seçimde ve Erdoğan'ın ilk turda bile kaybetme ihtimalinin ya da en azından Kılıçdaroğlu'nun önde bitirme ihtimalinin bu kadar yüksek söylendiği bir seçimde gidip Erdoğan'a oy vermeyen birileri olarak bu yönlerinin, yani oy verme davranışındaki bu güdülerinin yüksek olduğunu biz iddia edebiliriz. Yani bu kişiler, bu 5-17 Erdoğan döneminin devamını istemiyor. Onlar için Erdoğan döneminin devamı bir öncelik değil, devam etmemesi bir öncelik. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ikna olmamış olabilir. HDP desteği şu bu, saatlerce konuşuruz. Ama bu kişiler Erdoğan döneminin devam etmesini istemiyorlar. Neden? Olabilir. Bazısı ta çözüm sürecinden çeşitli şeyleri, sorunları vardır. Bazısı ekonomidendir sadece. Bazısı siyasal İslam ve laiklik şeyi yüzünden olabilir. Çünkü Sinan Oğan, kısacık söylemek gerekirse aslında Atatürk ve Atatürk milliyetçisi, yani hem milliyetçi hem de Atatürk evet, milliyetçisi. Ülkücü ve Atatürk ülkücü milliyetçi. Ülkücü ve Atatürk, yani orada bir biraz ulusalcı orada ve ülkücü şeyi var. Evet. Popülist milliyetçi bir lider ve işte Avrupa'da da Batı'da da yükselen o popülist milliyetçi dalganın Türkiye'deki bir görünümü diyebiliriz Sinan Oğan için. Hı hı. Yani Atatürkçülüğü ya da milliyetçiliğini özgün kılan, işte MHP milliyetçiliğinden, İyi Parti milliyetçiliğinden farklı kılan biraz bu gençleri de yakaladığını düşünüyorum. Tabii o anketler ya da araştırmalar henüz yapılmadı. Oy veren kitlenin büyük bölümünün bu söylemi takip eden, bu söylemi sosyal medyadan ya da başka yerlerden alan bir genç kitle olduğunu varsayabiliriz. Dolayısıyla burada Sinan Oğan meselesi kritik bir noktada, ama Sinan Oğan meselesiyle birlikte şunu düşünmemiz gerekiyor. Barış değindi. AKP'nin oyu %35. Erdoğan'ın oyu %49,5. Demek ki %14,5 bir %14 ya da 15 civarında AKP'ye oy vermeyen bir kitle var. Ve bu kitle Erdoğan'a oy vermiş. Bu kitleyi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye, bu kitlenin bir bölümünü Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmenin yanı sıra Sinan Oğan'a oy verenleri de Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmek gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Bence bu kampanya, yani peki niye o %14 Erdoğan'a oy verip AKP oy vermeyen %14 niye Erdoğan'a oy verdi? Ne denilseydi oy vermezdi. Bence kampanyada eksik olan şeylerden biri şuydu. Evet, bu Erdoğan karşıtlığı üzerine de kuruldu. Başkanlık sistemi karşıtlığı üzerine de kuruldu. Kılıçdaroğlu çok çabaladı, projelerini anlattı, videolar çekti vesaire, ama biliyoruz ki temel motivasyonu seçmenin artık bu dönemin bitmesi. Yani gelecek dönemin harikalar yaratması değil, bu dönemin bitmesi, çeşitli nedenlerle bitmesi. Bu dönemin toplumu kutuplaştıran, yoksullaştıran, yolsuzlukla yöneten bir iktidarın sona ermesi motivasyonuyla insanlar gitti. Dolayısıyla Erdoğan başkan olursa yeniden, cumhurbaşkanı olursa yeniden ne olacak? Bunu topluma iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü artık Erdoğan yeni dönemde bugüne kadar yaptıkları belki fragmandı. Yani kadın meselesi çok önemli. Ben Millet İttifakı'nın ve diğer partilerin kadınları bekleyen tehlike konusunda yeterince aydınlatıcı olmadıklarını düşünüyorum. Yani yeniden Refah Partisi'nin, Hüdapar'ın kadınlarla ilgili projelerini ve AKP içerisinde de destek bulan, çünkü Fatih Erbakan ne dedi? Zaten Erdoğan bana dedi ki sizin bu taleplerinizi biz zaten yeni dönemde yapmayı planlıyoruz. Onların içerisinde ne var? Çok açık söyleyelim. Onların içerisinde kadınların miras hakkından mahrum bırakacak, çok eşliliği belki getirecek, işte sahipsiz kadınların sahiplenilmesi gibi
çok ilkel bir kuralı nasıl işleteceklerse bunu savunabilen bir karanlık tablo var. Bu karanlık tabloyu anlatırsa belki muhalefet Erdoğan'a oy vermiş seçmenlerden bir kısmının, hepsini ikna etmek çok zor zaten ama hani Kılıçdaroğlu'na oy kazandırabilecek özellikle kadın meselesi üzerinden bir kısmının ve de Sinan Oğan'a oy vermiş o genç kitle, büyük çoğunlukla genç olduğunu düşünüyorum bu kitlenin. Bu kitleyi de bizi bekleyen karanlık tablo konusunda aydınlatmak gerekiyor. Bu yepyeni bir kampanya ve yepyeni bir söylem eksik bırakıldı bence. Niye eksik bırakıldı? Mesela Türkiye'de oraya çok girme. Buraya ama bunu eklemem gerekir. Peki. Bunu unutmamam gerekiyor çünkü önemli. Türkiye'de çok güçlü bir kadın hareketi var. Çok güçlü bir feminist hareket var ve direngen bir kadın hareketi var. Ve kadın hareketinin temsilcilerini biz CHP listelerinden özellikle aday görmedik. Ve onların üreteceği söylem, onların kadınlara yönelik propagandası, onların kadın meselesine yönelik yaklaşımlarının seçmen üzerinde etkili olabileceğini düşünüyordum ben. Ve bu çok büyük bir ihmal oldu. Bence bu ihmali kapatacak kadın meselesi, başka meseleler de var ama ben özellikle kadın meselesine şey yaptım. Şimdi onları da konuşacağız. Şöyle sindire sindire konuşalım istiyorum. Hepsini bir anda konuşmayalım. Programımız uzun. Kadınlar meselesi üzerinden kitleler ikna edilebilir. Bir ve bu önemli unsur olabilir diyorum. Yani önümüzdeki dönem başınıza ne gelebilir? Bunu iyi anlayın. Kampanyanın bir parçası olabilir. Evet, yani buradaki gençlere. Dur, bir unutma. Orada Edgar Şar'a tekrar döneyim. Şu Sinan Oğan meselesini iyice konuşup bitirelim istiyorum. Evet. Şimdi Sinan Oğan seçmeninin bütün bu sebeplerle biraz önce söylemeye çalıştığım gibi bir 5-17'lik Sinan Oğan kitlesi var ama bunların birleştirici yönü bence Sinan Oğan değil. Bir çeşit bir reaksiyon, bir protesto ve çok heterojen bir kitle olduğunu tahmin ediyorum bu noktada. Hangi sebeplerle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediklerini sorsak eminim çok değişik sebepler çıkacak ama hepsinin birleştiği noktalardan biri negatif kimliklendikleri nokta, yani Erdoğan döneminin devamı aslında. Dolayısıyla muhalefet yeni kampanyasını bu negatif kimliklenme ve yeni dönemde olabilecekler, tıpkı Kemal abinin söylediği gibi, kurması lazım. Şimdi Fransa'da bu ikinci turum çok, her seçimde 5. Cumhuriyet'te her seçimde olduğu yerde şöyle bir değiş var. Birinci turda insanlar vote avec le cœur, yani kalpleriyle oy kullanırlar. İkinci turda vote avec la tête, kafalarını kullanarak oy kullanırlar. Artık tamam yani bir düşünelim bu sefer. Şimdi bu bize çok uyuyor. Niye? İkinci tur olduğu için uyuyor ama bir de iki seçenekli bir şey var. Şimdi oraya Sinan Oğan'ı koyduğunuz zaman eski tepkiler, Kılıçdaroğlu nasıl nasıl aday oldu, belediye başkanları ne yaptı, Meral Akşener kalktı oturdu şeye, masaya, tekrar altılı masaya filan. Yani bütün bu hikaye bir şekilde insanın aklına geliyordu ama şimdi iki hafta sonra yeni bir seçim, yeni bir kampanya, bir referandum bu sefer, tam anlamıyla bir referandum ve bütün bu Erdoğan karşıtı kitleyi birleştirebilecek çok şey var, söyleyecek. Kürtler de bunun içinde, Sinan Oğan'a oy veren zaten kendi içinde heterojen kitle de bunun içinde ve aynı zamanda bunun içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na hali hazırda oy veren %45'in de hepsi belki mobilize edilecek şekilde var. Önemli olan ne? Bunu söylemek. Çünkü o insanları başka şekilde siz 28'inde oy vermeye götüremeyebilirsiniz. O zaman burada işi şimdi Barış'ın biraz önce anlatmak istediği noktaya geliyoruz. Ne söylemek, nasıl söylemek? Ama oraya geçmeden önce senin Sinan Oğan'la ilgili burada hem Barış hem Kemal hem Edgar bu yeni bir seçim ve bir referandum ma dönüştürülmeli tespitini yaptılar. Bununla ilgili anlatabileceğin grafik var mı? Bu referandumu eğer yaparlarsa nelere dikkat etmeleri gerekecek? Biraz önce Erdoğan'ı analiz edebilirim demiştin. Belki onu senden rica edelim. Sinan Oğan'ı belki analiz etmek isteyebilirsin ve o çok güzel bir şey söyledi Barış. 2 kere 2 normalde 4 eder ama 2 kere 2'nin 6 etmesini sağlayabiliriz dedi. Enteresan biçimde Ali Babacan da biraz önce şimdi yavaş yavaş destek mesajları atıyorlar.
Belki biraz biz de buna yol verdik, zorluyoruz muhalefet, Millet İttifakı'nın liderlerini başlayın, başlayın diye. Ali Babacan diyor ki Fatih Terim'in meşhur bir lafı vardı. Takımın sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde 8'de kapanır, 18'de demişti ve takımı o sezon şampiyon olmuştu. Ben de diyorum ki 2.5'da kapanır, 12.5'da. Emin, biraz bize anlatır mısın? Şimdi ben size birkaç şey anlatmak isterim. Önce bu tabloyu bir kere daha, şunu bir kere daha görelim. Bir Erdoğan'ı biraz konuşalım isterseniz. Biraz da Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Yani bir tek HDP'yi sonra konuşuruz. Çünkü HDP seçmeninin sandığa götürüp götürmeyeceği bence kilit konu. Bu seçimin kilit konusu kim seçmeni sandığa götürecek? Barış'ın dün akşam, akşam değildi artık, sabahtı. Sabah. 5 miydi? 4 müydü? 5 miydi? Benim sabah mefhumum da o sırada karışmıştı. Söylediği konu, biraz önce Edgar Şar'da onu tekrarladı. Bu yeni bir seçim meselesi çok önemli. Yani eski kampanyanın burada tekrarlanmaması gerekiyor. Burada yeni bir şeyler söylenmesi gerekiyor. Ben size izninizle birkaç şey göstereyim. Bir tanesi, şunu görelim. Şu anda bir rica ediyorum. Bize bir parti performans M14 grafiğini gönderebilir mi reji? AKP'deki bu düşüşün neden önemli olduğunu anlama... Hayır, bu Tunceli'yi gönderdiniz. Türkiye genelini istiyorum. AKP'nin, yani bunu Tunceli değil, yanlışlık oldu. Türkiye geneli olarak HDP için hazırlamıştım da bunu onun için içerisi. Şimdi AKP'nin performansına bir bakalım. Barış'ın söylediği şey, dün bunu ben AKP'yi analiz ettiğimiz bölümde biraz ayrıntılı da geç saatlerde sabah 6-7'de gösterdim. AKP'nin son 4 seçimdeki performansına bakın. Burada bir zirve yapıyor. O meşhur 2015'te Haziran-Kasım arasında. Sonrasında AKP tarihinin en düşük oyundan bahsediyoruz. İlk iktidara geldiğini bir tarafa bırakırız. O ilkti zaten. Baraj altı kalan partiler o günün o özel atmosferi nedeniyle düşük bir oyda, 33 küsur oyla çok yüksek bir milletvekili çıkarmıştı. O günden bugüne AKP'nin aldığı en düşük oydan bahsediyoruz. Şimdi bir de C4 Erdoğan 2018-2023 kıyaslamasına bakabilir miyiz? Onu bir görebilir miyiz? Hızlı bir şekilde size bunu anlatabilmem için. C4'ü bir gönderin lütfen. Erdoğan'ın kendi performansının da düştüğünü görüyoruz. Şimdi bunu gördükten sonra iki kritik ili göstermek istedim. Biri Rize, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi memleketi, kale, en önemli kalesi Rize. Bir Rize'yi gönderir misiniz? Rize'de de Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun aynı oy oranını alamadığını görürüz. Evet, 70'in üstünde diyebilirsiniz. Ama ben size birazdan Recep Tayyip Erdoğan neden kaybettiği göstereceğim. Orada okuyacaksınız. 5 puanlık bir düşüş var. Bir de Konya'yı görelim. Konya üzerinden bakalım. Şimdi burada da 68,94 diyebilirsiniz. Ama Erdoğan buralarda hep, o kalelerinde hep aşağıya doğru gelmiş. Güçlü bir şekilde gelmemiş. Çok ciddi oy kayıpları yok. Bu da zaten onu 49'un üstünde tutmuş. Ama gene de bir düşüş var. Peki biz nasıl okuyabiliriz. Şimdi C7'de C7 grafiğimizi bir arkadaşlar verirse Doğu Karadeniz olanını bir verelim. Ben şuna baktım. Bu seçimin sonucunu ne belirleyecek? Erdoğan'ın elinin altında alıp almadığını, muhalefetin kazanıklığını ne belirleyecek? Ve sonuçta şu çıktı benim çalışmalarımın sonunda. Erdoğan eğer Doğu Karadeniz, İç Anadolu bölgelerinde istediği oyu, eski performansını göstermezse batıdaki iller onu 50'nin altına itecek çıktı. Ve burada da Doğu Karadeniz'de Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 puan, açıkçası daha yüksek olmasını bekleniyordu bunun. Ekrem İmamoğlu faktörü nedeniyle bu düşün daha fazla olması bekleniyordu. Ama burası Erdoğan'ın kaleleri zaten çok güçlü olduğu yerler. Buradaki düşüş işte Erdoğan'ın batıdan yeterli oyu alamayınca elinin altında kalmasına neden oldu. Bir de 3
büyük şehri görelim. Üç büyük şehirde ne görüyoruz biz diye. Onu da bir görürsek, üç büyük şehirde de aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a üç büyük şehir, İstanbul'da öyle, Ankara'da öyle. İstanbul, Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu'nda %50'nin üstünde oy vermediler, bunu söyleyelim. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a da %50'nin üstünde bir onay vermediler. Şimdi bu bize bir önemli bir şey söylüyor. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın